Lit Star sektöründe kısa sürede moda severlerin tutkulu markası haline gelmeyi başarmıştır. Firma çağdaş ve hızlı şehirlerin yaşam tarzına uygun kıyafetleriyle benimsenerek şıklığı ve rahatlığıyla kendi stilini ortaya koymuştur. Firma Genel Müdürü İlyas Kaymaz, ekibimizden Mehmet Polat'ın sorularını yanıtladı. Firmanın Genel Müdürü İlyas Kaymaz. İlyas Bey aynı zamanda bir hukukçu bildiğimiz kadarıyla. Bu baba mesleği olan bu sektöre devam ediyor. Önce İlyas Bey sizi bir tanıyalım. Efendim biz bu sektöre 80'li yılların başında babamla beraber başladık. Kurumsallaşmaya sene 94'ten sonra resmi olarak 1997'de kurduk. O günden beri hizmetteyiz. Ne yapıyorsun? Hangi tür resimleriniz var? Biz erkek spor giyim, bayan spor giyim. Yani 18-30 yaş arası atletik dediğimiz tarzda yapılabilecek bütün ürünler kendi bünyemizde bulunmakta. Konsept olarak üretmekteyiz. Şort, kapri, gömlek, t-shirts. Bütün ürünleri kendimiz üretiyoruz. İmalatımız Hadımköy'de, Büyükçekmece'de. Firma kendi bünyesindeki modelistleriyle çalışmaktadır. Peki burada çok farklı modelleriniz var, çeşitleriniz var gördüğümüz kadarıyla. Bunların dizaynı, tasarım, her şeyi tamamen size mi ait, yoksa bir takım yerlerden esinleniyor musunuz efendim? 4 tane tasarımcımız var. Bunlarla beraber çalışan modelistlerimiz var. Muhakkak bunlar bir yerlerden esinlenmekte. Yani herkes birbirinden aslında esinleniyor mu? Muhakkak esinlenmesi lazım. Bugün kendimiz için bir şeyler giyerken dahi işte televizyonlardan, tabii, sokakta doğru. Gördüğümüz insanlardan, evet. Caddedeki vitrinlerden esinlenip giyiniyoruz. Bu insanlar da haliyle bir şeyleri tasarlarken ve bunları bize sunarken bir yerlerden esinleniyorlar. İlyas Kaymaz konuşmasında Türk tekstilinin durumunu değerlendirdi. Efendim siz gördüğümüz kadarıyla ihracat alıp çalışıyorsunuz, evet. Yurt dışına çalışıyorsunuz. Peki artık daha düne kadar biliyorsunuz Türkiye'de tekstilde insanlar marka yazarken madem İtalya yazardı. Böyle bir özentilik vardı. Artık Türk menşeili ürünler bu anlamda yurt dışında itibar görüyor mu? Şunu özellikle söylemek istiyorum. Made in Turkey yazmayan hiçbir ürünü kimse kabul etmez. Hiçbir müşteri. Bunu Arap coğrafyasından tutun. O kadar aranır hale geldik mi? Aynen öyle. Yani şu anda Made in Turkey yazmayan bir etiketli ürünü satabileceğiniz bir piyasa yok gibi diyorum. Yok gibi. Ya muhakkak istisnaları vardır bunun. Bunda tabii belirli etkenler var. Öncelikle birinci etken müşterinin istediği kalitede istediği ürünü verebilmek kapasitesi. Türkiye'de bu var. İkincisi defalarca tekrarlanabilecek siparişlerin hepsinde aynı kaliteyi verebilmeniz. Bugün, devamlılık değil mi? Devamlılık muhakkak. Bu iki kural tekstilin ana kuralı zaten. Şimdi baktığınız zaman bunu dünyada sağlayabilen başka ülkeler yok mu? Muhakkak var. Ama Türkiye şu an bunların başında. Firma üretmiş olduğu tüm ürünlerinde insan sağlığını ön planda tutarak yerli malzeme tercihi yapmaktadır. Sizin burada kumaşınız, aksesuarlarınız, her şey tamamen iç piyasadan mı tedarik ediyor? Açıkçası biz Türkiye sınırları dışına hiç çıkmadık. Özellikle de ürettiğimiz ürünlerde kullanmış olduğumuz materyal olsun, aksesuar olsun hiçbir hususta biz yurt dışından ithalat yapmadık. Yapmıyoruz da yapmaya niyetimiz yok. Neden diyeceksiniz? Bunları ülke içerisinde tedarik edebiliyoruz. Her aradığınızı bulabiliyor musun efendim? Her aradığımız ve zamansal olarak da büyük bir avantaja sahibiz. Bu sebepten dolayı pek ihtiyaç duymuyoruz. Maliyetleri düşük olabilir. Yalnız zamandaki gecikme maliyeti daha da artırmak. Yani bu riski göze almıyoruz. Markalaşma nasıl efendim Türkiye'de? Şimdi Türkiye'de bakıyoruz. Dev markalar yaratamadık yıllardan beri. Çok önemli tekstil firmaları var ama maalesef onlar bile geri kaldı. Artık Türkiye markalaşma adına bir şey yapıyor mu efendim? Şimdi Türkiye'de markalaşmanın önündeki en büyük engel geleneklerimiz. Bu çok acı bir durum. Neden diyeceksiniz? Babadan kalma firmaları yetişen çocuklar yönetiyor. Ve bu çocuklar yönetirken de bazı geleneklere bağlı kalıyorlar. Örneğin bugün reklam giderleri bir firmaların neredeyse maliyetlerinin %1'i diyebileceğimiz bir durumda. Ya bu hususta sizin markalaşmanız çok güç. Devletten destek beklerseniz dahi devletin size verebileceği en büyük destek yasal olarak yolunuzu açar. Sistemin zorlandığı, tıkandığı yerde yol açar. Ama siz gitmedikten sonra markalaşamazsınız. Buna imkanınız yok. Yani marka önce zihinde yaratılmalı. İnsan kendi zihninde önce marka olmalı. Daha sonra bunu hayata geçirmeli. Eğer amaç sadece para kazanmaksa marka olamazsınız. Marka olmak çünkü para kazanmakla, iş yapmakla çok farklı bir
İlyas Kaymaz son olarak firmanın bundan sonraki hedeflerini şöyle ifade etti. Bundan sonraki hedefin efendim? Şu anki farklı ülkelerde mağazalaştırıyorsunuz, iş piyası da var mısınız? Şimdi, biraz gelecekle ilgili. Şimdi açıkçası bizim iş piyasada Mertler'de, Laleli'de iki mağazamız var en güzel caddelerde. Osman Bey'de açmayı düşünüyoruz. Polonya'da 4 tane mağazamız var. Boci'de, Varşova'da, Lublin'de, Krakow'da. Rusya'da var 2 tane mağazamız. Ukrayna'da var 2 mağazamız. Gürcistan'da var Tiflis'te bir mağazamız. Bunlar kendimize ait mağazalarımız ve toplam satış yapmakta. Bununla beraber bizim tabii markalaşma gibi bir hedefi doğan bir çocuğun büyümesi kadar doğal. Hedef o.